Evet arkadaşlar merhaba. 21 Şubat 2022 Pazartesi gününe tekrar geldik. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. İyi haftalar herkese. Pazartesi günü Bursa'da bu haftanın açılış gününde Bursa at yarışlarında tahminlerimiz hemen size aktaralım arkadaşlar. Güzel bir çalışma yaptık Bursa ile ilgili. Evet Bursa'da bugün 9 koşulu programda birinci koşuyla beraber saat 2'de altılı Gayan başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 3 tane safkan var arkadaşlar. Vazgeçemediğimiz. 2 numaralı Kertenkele Ferhat Oğuz Eren'le. Burada ilk atımız. 75 günlük bir arası var ama yazıyoruz. 4 numaralı Sadi Şah Özcan Yıldırım'la kesinlikle kuponlarda bulunmalı ve 7 numaralı Bella Bonita diyoruz arkadaşlar. Nevzat Avcı ile ihmale kesinlikle gelmez. Bursa'da bir çim koştu. İstanbul'da da bir sentetik koştu. Şu an Bursa kumunda ilk kez koşacak. İyi bir performans da gelebilir. Hayal kırıklığı bir performans da gelebilir. Fakat baktığımız zaman orijin itibariyle de daha çok çimci gibi gözükse de yazmak durumundayız arkadaşlar bunda. Yani burası 2, 4 ve 7 diyoruz. Burada eğer yeri olanlar çok olmayacaksa yani 4 at çünkü 7, 8 atın 4'ünü yazıyoruz. Fenerli Tayfa da Fenerli Tayfa'dan da bir ters bir koşu gelebilir. Her ne kadar Fenerli Tayfa Maiden işini çok uzattı. Nurettin Şen de şimdi zorluyor ama. Bir üçüncü, bir ikincilik. Biraz bu grup sert gelecektir ona ama yine de yer olanlar için yazılmasında yarar var. Daha çok böyle Sadi Şah'la 4 numarayla 2 numara arasında gevşek bir koşu gibi duruyor. Evet, ikinci koşu da şimdi kısa vade 6, 4 yaşlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Evet. Bu 8 tane safkan içerisinde arkadaşlar yine 3 tane atı biz burada uygun gördük. Öncelikle 8 numaralı Şah Dragon diyoruz Nurettin Şen'le. Artık bu atın bu aralar kazanma zamanı geldi. Bir İzmir bir Bursa yapıp durdu arkadaşlar. Yani tabii Nurettin Şen'le de İzmir'de bir birinciliği var fakat Bursa'da bir türlü istediği birinciliği bu aralar yakalayamıyor. Evet. Bakalım bu ilk atımız bizim. 8 numara. Yani bugün ilk koşacağını düşünüyoruz. 2 numaralı Acarer. Özcan Yıldırım'la yine ihmale gelmez. Kesinlikle kuponlarda olması lazım. Bu safkanında. AGF 1 çıkma ihtimali çok yüksek. Şah Dragon'um da öyle. Yani birinden bir AGF çıkacak. 1 çıkacaktır. Ve 7 numaralı Polatlı Rüzgarı Yunus Emre Yüksel'le. Daha evvelden yine Yunus Emre Yüksel'le kısa vade 6'da gördüğümüz bir safkan. Burada sürprizi yani tabii bir şimdi bakın bunlar normal tahminler oluyor otomatikman. Zaten 8 at içerisinde bu 3 tane safkanın baskınlığı söz konusu ama burada 2 tane ikincilik yapmış olan arka arka bir Tiranlı var. O da yine Mustafa Çek ısrarla biniyor. Yani kısa vade koşularına ilk kez çıkacak tabii. Maiden'dan çıktıktan sonra handikap 4 ve şartlı 4 koşulundan başka hiçbir şey görmemiş bir Tiranlı var. Bu kapalı kutu. Yani belki de çok güzel bir performans gösterecek bilemeyiz. Yani yeri olanlar buraya bir 3 numarayı da çizik atabilirler. Evet, 3. koşuda isim 7'li plasenin ilk ayağı saat 3'te şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet yine 3 at arkadaşlar. Tarifi bozmuyoruz. 3 at 3 at. 6 tane safkan içerisinde 1 numaralı King of Hakim Mustafa Çekli çok şanslı arkadaşlar. Alternatif Banko. Önce onu söyleyelim. Zaten daha evvelden Banko'da verdik biz bunu. Ama ikinci geldi sağ olsun. Ya ikinci üçüncü öyle bir şey. 3 numaralı Lucky Fast Özcan Yıldırım'la ve 2 numaralı Şen Akyüz Nurettin Şen'le. Yani bu 3 at dışına çıkmaması lazım. Hatta bir numaranın bu yarışı kazanması lazım.
Tabii yani Maiden'dan çıkmış olan bir Bibahan var burada. Bibahan. Onu da bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bu grubun altında kalıyor gibi duruyor. Biz yazmayacağız onu. Color of Nature var. Yine çok zor bir yarış aslında bu. Ama burada biz bir numarayı alternatif bank artık zamanı geldi. Çünkü zaten olay o. Çok fazla at yazılacak şekilde koşular oluşuyor kendiliğinden. 3 ve 2'de rakibi diyoruz. Şimdi 4. koşuyla beraber altılı gayan, ikinci altılı gayan başlıyor. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arap, 5 ve yukarı yapmışlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar burada. Evet, burada 10 tane safkan var. 4 tane safkan vereceğiz arkadaşlar. 9 numaralı Koray'la başlıyoruz. Halil Kaplan'la. Kesinlikle arkadaşlar bugün iyi bir koşu bekliyoruz bu Koray'dan. Bu Kaizbet temsilcisinden. Önce onu söyleyelim. 9 numaralı evet 9 numaralı Koray Halil Kaplan. 8 numaralı Eymen Ağa Mustafa Çiçek'le. 9 Koray, 8 Eymen Ağa. 8-9 çıkmış olabilir. Çünkü yan yana yazılmış arkadaşlar. Önümdeki şeyde. Eymen Ağa'dan da yine Mustafa Çiçek'le burada güzel bir koşu kesinlikle bekliyoruz. 3 numaralı Suvari Angel Pişman Çizik'le. Son koşusunu kazandı. Yani tekrar kazanabilir mi? Turbo temsilcisi olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Böyle yazmıyoruz bazen ama geliyor. Yani bu tip şeylerde, gruplarda gelebilir. Arka arka gelen var gördüğünüz gibi. Ve 2 numaralı Özekan diyoruz. Tolga Yıldız'la. Evet. Yani burası için bu 4 atın dışına çıkacağını düşünmüyoruz açıkça söylemek gerekirse. Bu şartlı 5'lerde çok gördüğümüz ama bir türlü kazanamayan bu Özekan'da bugün kazanma ihtimali çok yüksek olan safkanlardan grubunu da bulmuş. 8-9-3-2 8-9-3 ve 2 bu 4 at burası için gayet yeterli gözüküyor arkadaşlar. Evet 5. koşudayız şimdi. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada tam 14 tane safkan var şöyle. İçine oturtalım. Evet. Şimdi bu 14 tane safkan içerisinde bizim bir bankomuz var. Biraz belki size ters de gelebilir bu banko. Ama biz bunu inanıyoruz yani arkadaşlar. İnanmadığımız hiçbir şeye zaten iletmiyoruz. 12 numaralı Şen İlker. Görkem Özçelik'le bizim bankomuz bugün. Evet, bu koşu kazanacağını düşünüyoruz. Rakibi, tek rakibi var. O da 9 numaralı Uzay Destanı. İkisi belki mücadele edebilirler. Bilemiyorum. Ama biz burada 12 numaralı Şen İlker'i evet günün bankosu olarak bir tane bankomuz oldu. 12 numaralı Şen İlker arkadaşlar. Görkem Özsel'in bindiği. Bu Tamer'in oğlunun bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Evet. Burayı da böylece geçmiş oluyoruz. Rakibi de 9 dedik ona. 6. koşudayız şimdi. Hani nedenini çok fazla açıklamak hani gerekirse hem dereceleri hem de arkadaşlar çalışmaları iyi. Bir şekilde burada Görkem Özçelik onu getirecektir diye düşünüyoruz. 6. koşu kısa vadeydi. Dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 2 tane safkana burada yer verdik. Öncelikle 6 numaralı Real Karakter Nevzat Avcı ile bu Real Karakter'den güzel bir koşu bekliyoruz bugün. Açıkça söylemek gerekirse. Evet. 6. koşuda ikinci atımızda 4 numaralı Nazik Endam. Evet Nazik Endam. Burada Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar yeterli burası. Yani 4 ve 6 dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Hani Kandıra Güzelleri, Sultan Celimler falan işimiz olmasın. Burayı 4-6 olarak geçiyoruz. 7. kuşudayız şimdi. Kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizler. Burada 1400 metre çıkacak. 1400 metreye çıkacaklar. Evet yani gördüğünüz gibi dar program burada. Şimdi burada normal şartlar altında 7. koşuda 4 numaralı maratoncu 3. birinciliğini almaya çok yakın görüntü itibariyle.
Fakat burada 3 tane rakibi var. 2 numaralı Sarper Han, Mustafa Çiçek'le. 1 numaralı Çakırdağlı Nurettin Şen'le. Ve 6 numaralı Vedado. Bakın arkadaşlar, bu Vedado burada şimdi bir Kocaeli, Ankara'ya gitti, Kocaeli'ye gitti, Bursa'ya gitti, Adana'ya gitti. Şimdi Bursa'ya geldi. Şimdi Mahmut Turan'la iki tane koşu gördü. Şimdi startta kalma sıkıntıları falan yaşıyor bazen. Eğer bugün starttan çıkarsa arkadaşlar, bu Muhammed Mihir Bilgin, ben çok iyi takip ediyoruz yani. Bu tip atları, eğer bugün bu at gelmezse, yani bilmiyorum bir daha biz bu atı yazar mıyız bilmiyorum. Ama bu atın bugün gelme ihtimali var. Hani biz burada 4 numara alternatif bank koyuyoruz. Maratoncu gerçekten çok iyi bir safkan ama grubunda böyle hani üstünde kalmış gibi duruyor. Ama çok at yazarsanız 2-1-6 deyin. Yani dar programda az at yazdırmaya çalışıyoruz. Ama sürprizlere de gözümüzü kapatamayız. Evet, 8. koşuya geçtik şimdi. 8. koşuda Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da iki tane atımız var. King of Game, Tolga Yıldız'la ilk atımız. 6 numaralı Noble Wind, Mahsun Demirbaş'la ikinci atımız. Burada Carpe Diem Baby bir şey yapar mı? Arkadaşlar biz inanmıyoruz Carpe Diem Baby'nin yapacağını, ama bu tırışman çizik böyle bazen ilk kez böyle bindiği sapkanları tutuyor, pat getiriyor. Yani Maiden'dan çıkma durumu söz konusu bir de burada, onu da söyleyeyim. Şimdi Antalya'dan bir de Bursa'ya gelmiş. Yani atı gezdiriyorlar arkadaşlar. Biz yazmayacağız bu 8. 4 ve 6 zaten küçük program. Hani kısıtlı program. Başka da bir şey bulamadık burada. Hani bir numara var. Güneş ışığı. Yani o da şimdi baktığımız zaman sürprizde kalıyor tabii. İstanbul'dan Bursa'ya gelmiş durumda. Yani şimdi evet, Bursa'da da iki tane çimde ikinciliği gözüküyor. Yani arkadaşlar bilemiyorum. Yani dileyenler tabii, sürpriz arayanlar burada yazabilirler. Bize göre sürpriz bu safkan. Burası 4-6 diyoruz biz. Son koşuda isim 9. ve son koşu handikap 14. 4 büyük yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada şimdi bu handikap 14 mücadelede bu 17 tane safkan var. Hani şöyle içine almak biraz zor. Evet, alamıyoruz. Evet, burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yine 4 tane atımız var. Öncelikle bugün performansının iyi olmayacağından emin olduğumuz, yani bir Allah yani düz bastısın ayağını tabii ki. Yani kesinlikle iyi bir koşu çıkaracağına inandım. 8 numaralı Dragon Heart var arkadaşlar. Yani son koşuda yapmış olduğu sprintle, hatırlarsınız bilmiyorum, Eren Kadirler vardı o zaman üzerinde. Baba Sadık ve Leon Efe'nin arkasından 2,5 boyla, sadece 2,5 boyla üçüncü oldu. Bugün şimdi usta jokey Nevzat Avcı var üzerinde. Yani Nevzat Avcı'nın bugün bu grupta eğer iyi yol bulursa böyle 4 numaralı kulvardan da çıkıyor. Ben inanıyorum ki bu koşuda 1900 metrede de olsa kısa mesafe değil. Bu Invisible Sun yavrusunun ilk ikiye girme ihtimali çok yüksek. 9 numaralı lider arkasından Kadir Tokaçoğlu'yla kesinlikle ihmale gelmemeli. Kuponlarda olması lazım. 6 numaralı İnci'nin kızı Nurettin Şen'le arkadaşlar kazanmış olsa da derece bakımından da gayet iyi durumda. Bilemiyorum, yazdık biz. 7 numaralı Balkız. Burada Onur Altmaca'yla arkadaşlar El Koridor yavrusu burada bizim için baktığımız zaman bu 17 tane safkan içerisinde yazılması gereken atlardan bir tanesi. Evet, burada şu 4 at 8, 9, 6 ve 7 bizim için ön planda. Eğer varsa burada sizin de atınız, yazabilirsiniz. Burada ekürleri belki yazmak isteyeceksinizdir. Engel yok belki. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani burada 4 tane Langeron belki. Biz yazmıyoruz Langeron'u. Ama dileyenler yazabilirler. Dediğim gibi sizin atınız varsa eklersiniz arkadaşlar. Burası bizim 8, 9, 6 ve 7 şeklinde geçiyoruz. Muhtemelen de biz burada Dragon Heart, yani
8 numara ve 9 numara lider arasında bir yarış geçeceğine inanıyoruz. Tabii burada Yılmaz Erliler var, Baron Setraklar var falan filan. Evet arkadaşlar, Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Hani biraz böyle detaylı anlatıyoruz ki toparlıyoruz yani. Hacı Bekir Lokumu gibi bir artık 4-5 dakika fazla oluyor. Ona da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Şanlıurfa ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bol şans olsun. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.